Sağlık programından hepinize yeniden merhaba. Yeni dönemin bu ikinci programında yine çok özel bir konuyla karşınızdayız. Bugün yine stüdyomuzda biraz kalabalığız. Yine 3 tane çok değerli hocamla birlikteyiz. Ve sizlere serebral palsi ve serebral palsinin gelişimiyle birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminden bahsetmeye çalışacağız. Hemen yanımda oturan ilk hocam Profesör Doktor Handan Tüzün hocam. Kendisi pediatri ünitesinin sorumlu öğretim üyesidir. Ve yanındaki Zehra hocam, yardımcı doçent doktor Zehra Güçhan Topçu hocam. Ve onun yanındaki de yardımcı doçent doktor Ünal Değer hocam. Tabii üç hocamın da önemli konuları üzerinde gittiğimizde üçünün de pediatri alanında çok kıymetli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün yine çok zevkli bir program olacağını ben düşünüyorum. Hızlı sizlerin ilgisini çekecek bir program olacağını düşünüyorum. Şimdi serebral palsi dediğimizde aslında sizler, sevgili izleyiciler, belki de çok duyuyorsunuz. Sosyal medyadan veya medyadan izliyorsunuz, görüyorsunuz. Serebral palsili çocuklar çok özel çocuklar. Biz bu çocuklara çok önemli katkılar sağlayabiliyoruz biz sağlık çalışanları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon olarak. Ben hemen yanımda, solumda bulunan Handan hocama ilk soruyu aktarmak istiyorum. Hocam, serebral palsi izleyicilerimizin de anlayacağı şekilde tanımlayacak olursak nedir? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkürler. Serebral palsi aslında beynin doğum öncesi, doğum sırası ya da doğumdan sonraki herhangi bir nedenle ilerleyici olmayan gelişimsel bir hastalığı diye tanımlamamız doğru olacaktır. Tabii ki bu çeşitli risk faktörleri burada ön planda, özellikle doğum öncesinde örneğin annenin çeşitli madde bağımlılıkları, sigara, alkol de buna dahil olmak üzere bunlar olabilir. Veya doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması gibi nedenler ya da doğumdan sonra bazı zehirlenmeler, kafa travmaları basitçe örnek verebilecek risk etmenler arasında diye düşünebiliriz. Ve tabii ki buna bağlı olarak aslında çocuklarımızda hem hareket bozuklukları hem de duruş bozuklukları ön planda ele alınmakla birlikte buna eşlik eden birçok problemle de karşı karşıya kalmaktayız. Örneğin tonus bozuklukları en önemli sorunlarımızdan birisi. Tabii ki çeşitli görme sorunları, işitme sorunları veya bazı sara nöbetleri olarak tanımlayabileceğimiz istemsiz olarak beyin aktivitesindeki değişiklikler karşımıza çıkabilmekte. Ve hepsinin sonunda da aslında ikinci olarak bazı kas-iskelet sistem problemleriyle de karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle çocuk büyüdükçe, adolesan döneme doğru gittikçe bu postüründeki, duruşundaki ya da hareketindeki bozukluklar ve tonustaki o değişiklikler kasların bazılarında kısalmalara, eklemlerde hareket limitasyonlarına, kısıtlıklarına yol açabilmekte. Bunlar da deformiteleri beraberinde getirmekte. Çeşitli yürüyüş bozuklukları doğal olarak bunlara eşlik etmekte ve yürüyüş bozuklukları sonrasında eğer yeterince rehabilite edilememişlerse bu çocuklarımız maalesef deformitelerle ileriki yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Evet. Hocam, görülme sıklığı konusunda ne diyebiliriz? Aslında dünyada 1000 canlı doğumda 1,5-2,5 oranı olmakla birlikte 2004 yılında Türkiye'de Gazi Üniversitesi önderliğinde yapılan bir çalışmada 1000 canlı doğumda 4,4 olarak tespit edilmiş. Ülkemizde Kıbrıs'ta henüz bir prevalans çalışması ya da insidans çalışması olmamakla birlikte aynı ırktan geldiğimizi düşünerek biz de tahmini olarak yine 4,4 olduğunu düşünüyoruz. Görüyoruz, evet.
Ben hemen Ünal Hocam'a izninizle dönmek istiyorum. Ünal Hocam aslında sizde fakültemizin çatısı altında bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde de çok güzel çalışmalar yürütüyorsunuz. Ve burada da pediatri, daha doğrusu motor gelişim laboratuvarımızda halkımıza, toplumumuza bu hizmeti götürüyoruz. Özel eğitim okullarımızda yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde 6-7 yıl oluyor değil mi hocam? Yani uzun bir süredir biz bu hizmeti Mausa ve çevresine elimizden geldiğince bu açığı kapatmaya çalışıp güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birazcık sebeplerinden bahsedebilir misiniz hocam? Cerebral palsy'nin neden olduğu, neden oluştuğuyla ilgili. Tabii ki biraz hani Handan hocamız da değindi. Evet. Yani doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrasındaki sebepler görülebilmekte. Doğum öncesinde özellikle gebelik döneminde annenin ateşli hastalık geçirmesi, bir ilaç kullanması, bunu gebeliği bilmeden veya bu ilaçları almak zorunda olabilir. Hocamızın dediği gibi madde bağımlılığı olabilir veya annenin psikolojik stres yaşaması, fiziksel strese maruz kalması özellikle karın üzerine. Bunlar sebep olabiliyor. Doğum esnasında yine beynin oksijensiz kalmasını veya beyinde kanama meydana gelmesine sebep olacak travmalar olabilir. Örneğin zorlu doğumlar, uzamış doğumlar, bunlar sebep olabiliyor. İkiz gebeliklerde ya da çoğul gebelik diyebiliriz, bunlar da aslında sebep olabiliyor. Daha çok travma yaşıyor bebekler. Doğum sonrasında da ilk 2 yıl çok önemli bizim için. Miyelinizasyon, sinir sisteminin gelişimi devam ediyor. Bu süre içerisinde yine bebeğin ateşli hastalık geçirmesi veya kafa travması alması veya bir nöbet geçirmesi, bunlar sebep olabiliyor. Çok farklı, yani beyin çok hassas ve çok farklı sebepler doğurabiliyor serebral palsiyi. Ve bundan dolayı da aslında karşımızda farklı farklı etkilenimler çıkabiliyor. Yani çok sebep var ortada, beynin farklı bölgeleri etkilenebiliyor ve farklı semptomlar açığa çıkabiliyor. Hı hı. Çok heterojen, yani bize göre karmaşık ve zor bir hasta grubu serebral palsi. Evet. Peki Handan Hocam, ben Zehra Hocam'ı atlamış oldum ama Zehra Hocam'a şimdi birazdan gelecek konularda. Erken tanı koyma şansımız var mı? Yani ailelere bu konuda nasıl bir şey verebiliriz, sinyal verebiliriz? Tabii ki normalde prenatal bakım dediğimiz gebelik süresindeki düzenli bakımlarını ailelerin yapması ve tabii ki ultrasonografiyle izlemlerinin yapılması rutin, bir kere en hamilelik önemli. Döneminde evet, mi? Biz diyoruz ki en az 4 kez hamilelik döneminde aileler doktoruyla iletişime geçip gerekli bakımlarını yaptırsınlar en az. Tabii ki ihtiyaca göre eğer bir risk tespit edildiyse bu sıklık özellikle son dönemlerde daha da artarak devam edecektir. Ama tabii ki sadece bununla kalmıyor. Elbette dedik ki doğum sırasında ya da doğum sonrasında da ortaya çıkabiliyor. Özellikle ateşli hastalıklar doğum sonrasında bizim için çok önemli bir risk faktörü. Bunlar için doğru zamanda, erken dönemde gidebilmek önemli. Ama yani her durumda ne yapılırsa yapılsın bazen de elimizde olmayan nedenlerle serebral palsi riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Böyle durumda da elbette çocuğun aslında ta anne karnından yine ultrasonla ama bilinçli bu konuda uzmanlaşmış bizim genel hareketler olarak tanımladığımız bir dizi hareket var. Bunlarla riskli bebekleri izleme şansımız var. Özellikle sanki kramp benzeri ve senkron eş zamanlı olarak ortaya çıkan hareketler ya da çok hızlı normal çocuğun hareketlerinden biraz farklılaşmış hareketler ultrasonografiyle tespit edilip riskli olarak tespit edilebiliyor. Tabii ki riskli bebek dediğimizde aslında çevresel ya da biyolojik bir risk faktörünü içinde barındıran bebeklere biz riskli bebek diyoruz. Fakat şu da yanlış anlaşılmaması lazım. Vakaların %60-70'i yani her çocuk için söylüyorum aslında bir risk etmenine sahiptir. Ama bu her çocuk serebral palsi olacak ya da diğer
evet. engel gruplarından birini oluşturacak hı-hı. anlamını taşımamalı. Aileler bu anlamda da korkmamalı. Dediğim gibi uygun hekim kontrolleriyle bunlar aşılabilir diye evet. düşünüyorum. Birazdan detaylarıyla genel tedavi yöntemlerinden, fizyoterapi ve rehabilitasyonda bizlerin rolümüzden bahsedeceğim ama bu arada da çok güzel etkinliklerle 6 Ekim günü ne diyelim anıldı diyelim. Aslında kutlandı demek çok istemiyorum. Karşılandı. Evet ve bu farkındalığı elimizden geldiğince. Çünkü üniversitelerin rolü sadece eğitim vermek değil, topluma da bir hizmet sunmak. Ki bu anlamda bizim Sağlık Bilimleri Fakültemizde gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum ben kendi adıma. Çok güzel etkinliklerle bu özel günleri hep halkımızın karşısına getirip duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Zehra Hocam, sizin güzel çalışmalarınız olduğunu ben biliyorum. Özellikle adadaki bir eksiği, fiziksel aktivite konusunda bu bağlamda giderdiğinizi düşünüyorum. Bununla ilgili açtığınız dernekle ilgili dilerseniz birazcık bilgi verip bir de 6 Ekim'de yapmış olduğumuz etkinlikle ilgili de biraz bilgilendirme yapıp daha sonra yine rutin konumuza devam etmek isterim. Teşekkürler hocam öncelikle. Şöyle, biz Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği'ni 2017'de kurduk. Dediğiniz gibi bir ihtiyaçtı bu adamız için de. Fiziksel aktivite yani hareket aslında ve bizim evet. fizyoterapistlerin esas işi hareket. Ya hareketi sağlıyoruz, ya hareketi koruyoruz, ya artırıyoruz. Yani hep bir hareket amaçlıdır yaptığımız bütün girişimler. Fiziksel aktivite de hareket anlamında bir şemsiye kelime. Dolayısıyla da oldukça dediğiniz gibi aktif bir şekilde farkındalık, özellikle farkındalık yaratmak adına etkinlikler yapıyoruz. Cerebral Palsy'de de çok önemli bir yeri vardır fiziksel aktivitenin. Çünkü fiziksel aktivite dediğimiz hem egzersiz, hem spor, hem günlük yaşam aktivitelerini içeriyor ve cerebral palsili bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin oldukça düşük olduğunu, %13-53 oranında değişen bir yüzdelikle düşük olduğunu biliyoruz tipik gelişen çocuklara göre. Birazcık aralık fark ettiyseniz geniş 13-53 %40 kadar bir fark var. Çünkü hocalarımın da söylediği gibi çok farklı bir etkilenim söz konusu. Bazı çocuklarımız daha fazla etkileniyor beyindeki hasardan. Bazı çocuklarımız daha az etkilenebiliyor. Dolayısıyla da %50'ye varan bir farklılık olabilirken %10'larda çok az etkilenen bir grubumuz da bulunabiliyor. Dolayısıyla biz fiziksel aktiviteyi hem özel çocuklarda hem de sağlıklı gelişen, sağlıklı çocuk ne kadar sağlıklı diye düşünerek bu dönemde sağlıklı gelişen çocuklarda olabildiğince fiziksel aktivitenin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. 6 Ekim'de de yine derneğimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik Lefkoşa merkezde. Evet. Cerebral palsili çocuklarımız ve ailelerinin katıldığı aslında farklı bir eğitim oldu. Çünkü ilk kez onları da bir doğal ortamda eğitime evet. aldık. Ve gerçekten doğal ortamda eğitim farklı olabiliyor. Çünkü onların çıkarttığı sesler oldu. Orada kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Arada katıldılar. Düşer gibi olan oldu. Yani gerçekten farklı bir eğitim oldu. Kaptırdı kendini. Ve gerçekten güzel oldu. Aileler için de farklı oldu. Biz o gün en çok şunu gördük. Ailelerin ihtiyacı gerçekten var. Biz buradayızı hissetmeye ihtiyacı var. Yani evet. Onların farkında olduğunu bilmelerine ihtiyaçları var. Ve hem hemşirelik bölümü, hem beslenme bölümü, hem de fizyoterapi bölümünden aslında hocalarımızla multidisipliner bir eğitim gerçekleştirdik. Evet.
Bu şekilde hocam. Evet. Sanıyorum ki. Evet. İsterseniz fiziksel aktivite ile ilgili uygulamaları da bir sonraki turda tekrar sizinle biraz aynen. daha detaylı konuşacağız. Aslında Zehra hocam açtınız siz konuyu. Cerebral palsy'nin tedavisi öyle bir gün, iki günlük tedavi değil. Bir yaşam boyu sürecek bir tedavi. Çok meşakkatli, aileyle sıkı diyaloglar içerisinde olmamız gerekiyor. Hatta ailenin bir ferdiymiş gibi olmamız gerekebiliyor. Ve multidisipliner olması gerekiyor. Nöroloğuyla, pediatri nöroloğuyla, ondan sonra beslenme, diyetetik, fizyoterapi, hemşirelik. Yani bir ekip işi. Psikolog, psikiyatrist, hepsi işin içerisinde. Ortopedist, şu an diş hekimi, ortotist. Çok gerekiyor. Ortotist de, onu da biraz sonra sizden de bilgi alacağım. Çünkü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin de bir etkinliği oldu 7 Ekim günü. Ve sizler de orada konuktunuz. Konuk oldum, evet. Sunumlar yaptınız. Onunla ilgili gene bilgiler aktaracağız sevgili izleyicilerimize. Hocam ben gene size dönüyorum. Genel tedavi yöntemlerini ele alacak olursak, neler uygulanıyor cerebral palsy'li bir çocuğumuza? Şimdi dedik ya, bunların esas sorunları hareket ve duruşla ilgili sorunlar. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda genel çerçevede işte kuvvetlendirme eğitimleri, germe eğitimleri gibi böyle Hı-hı. genel tedavi veya eklem hareket açıklığını artırıcı egzersizler uygulanabiliyor. Ama bunlar tabii çok genel çerçeve içerisinde. Biz esasen aslında beynin gelişimsel bir problemi olduğuna göre beyindeki bu hatalı gelişimi ya da yetersiz gelişimi yeniden yapılandırmaya, Hı-hı. yeniden organize etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim BOBAT yaklaşımı dediğimiz bir tedavi yaklaşımımız var. Bu tedavi yaklaşımında aslında biz öncelikle çocuklarımızın neyi yapıp neyi yapamadığını belirliyoruz. Yapabildikleri yapamadıklarından çok daha ön plana çıkıyor ki onun durumuna adapte ettiğimiz çevresel koşullarla birlikte tedaviyi yürütüyoruz. Aksi takdirde yapamadıklarına kalsak sadece vücut yapı ve fonksiyonlarıyla kalmış oluruz. Halbuki önemli olan çocukları günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız kılmak ve toplumsal iş, tabii ki yetişkinlik döneminde ama çocukluk döneminde okul ve aile açısından katılımlarını sağlayabilmek bizim için en önemli hedeflerimiz arasında. Ama sadece bunlarla kalmıyor tabii. Bizim bazı çocuklarımızda kısıtlayıcı hareket tedavisi dediğimiz bir hareket tedavisi var. Özellikle vücudun yarı bölümünün etkilendiği çocuklarda. Biz aslında orijinalde 16 saate kadar işte kolunu veya bacağını bir şekilde bantlayarak bazen ortezlemelerle engelleyip aslında o daha iyi olan taraf ekstremitesini ama diğer tarafı harekete yönlendirmek istiyoruz. Ve bunda da başarı var. Tabii ki bunları modifiye kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama önemli olan tedavi de zaten ailenin ve çocuğun merkeze alındığı tedavi yaklaşımları önemli. Aksi takdirde onların tercihlerini, önceliklerini eğer biz öne alamazsak hangi tedavi yaparsak yapalım beyindeki bu reorganizasyonu sağlayamayız. Çünkü önce motivasyon lazım, arkasında bol tekrar lazım ve onların istekleri doğrultusunda tedaviyi yönlendirebilmemiz lazım. Bu açıdan tabii ki bunun dışında duyu bütünleme eğitimlerimiz var, ortez yaklaşımlarımız var, dışarıdan takılan bazı yürümelerine ya da duruşlarına etkileyecek bazı ortez yaklaşımlarımız var. Onun dışında duyusal bütünleme, duyu algı motor organizasyonlarında ciddi sorunlar var. Bunları da tedavide uyguluyoruz. Son yıllarda da bilişsel oryantasyon aktivite performans tedavisi de yine tedavi literatürüne girmiş durumda. İlk başta koordinasyon problemi olan çocuklarda olmakla birlikte çocuklara çevrelerini nasıl adapte edeceğini sadece onlara rehberlik yaparak kendi kendilerine bulmalarını sağlamak burada ön plana çıkıyor ve önemli olan aktivite performansını geliştirmek diyorum. Aslında yani belki de
halkımızın çok da bilinçli olmadığı nokta burası. Evet. Yani onlar aslında özel çocuklar. Evet. Yani öyle görmek gerekiyor. Kesinlikle, özel gereksin. Bu bağlamda da yani onları sanki dışlamak, toplumun dışında tutmak gerekiyormuş gibi bir şehir efsanesi var. Ben programlarımda genellikle mit, şehir efsanelerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü hep böyle yani işte o etkilenmiş çocuk sonuçta topluma kazandırılması çok mümkün görünmüyormuş gibi görülüyor. Ama öyle değil. Tam tersi. Artık toplumla iç içe çocuklarımız çok güzel özel eğitimlerle hayatlarını kurabiliyorlar ve çalışan kaldı çok hocam, da çocuğumuz şunu var. Şunu söyleyeyim burada. Evet. Bazı çocuklarımız var ki normal zeka düzeyine hatta biraz daha üstün yetenekli düzeyde olabiliyor. Onlar çok daha rahat zaten şekilde ve ihmal ediliyor. En büyük sıkıntılardan biri de bu çocukların çok önemli bir kısmındaki tonus artışları halk arasında maalesef spastik diye adlandırıp etiketlendiriliyor. Evet, evet. İşte biz bunu aşabilmemiz lazım. Ailelerin de bu etiketin sadece yapanlar tarafından olduğu hiçbir anlamının olmadığı bu çocukları topluma kazandırabileceğini bilmemiz lazım. Evet, evet. Evet Ünal Hocam, Saymer'de özellikle motor gelişim laboratuvarımızda çok güzel çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki buraya gelen çocuklarda yani ailelere özellikle erken teşhis için riskli bebek olup olmadığını ben biliyorum, böyle bir çalışmamız da var. Yani neye dikkat edecekler? Böyle bir tarama yapılabiliyor mu? Riskli bebekler kendini gösterebiliyor mu? Bu konuda yaptığımız bir şey var mı acaba? Tabii ki. Yani erken belirtiler veriyor. Eğer ortada bir organik sebep varsa, bir etkilenim, bir çevresel faktör etki etmişse, yani bu dediğimiz doğum hikayesinde aile ve hekim bunu bilir. Varsa bir etkilenim, daha yakından takip etmek gerekiyor bebeği. Burada tabii ki pediatrik nörologlar, pediatristler hep işin içerisinde, aileyle birlikte onlar takibini yapıyor ama özellikle riskli bebek dediğimizde, yani erken doğan veya düşük doğum ağırlığıyla doğan bebeklerde bebeğin motor gelişimi dediğimiz, yani örneğin başını tutması gereken zamanda tutamaması veya dönmesi gereken zamanda dönememesi, sırt üstünden yüz üstüne, yüz üstünden sırt üstüne veya oturma döneminde oturmayı başaramamış olması, işte emekleme döneminde veya ayağa tutunup da ayağa kalkabileceği zamanda veya sıralama dediğimiz tutunarak yürümeyi yapması gereken zamanda yapamaması bir erken belirti olarak düşünülebilir. Tabii ki varyasyonlar dediğimiz, yani çevresel faktörlerle etkilenen farklı gelişimler söz konusu. Yani her bebek emeklemek ve sonrasında yürümek durumunda değil. Ama yine de bu gelişim basamaklarını takip etmek önemli. Bu durumlarda biz desteklemek amaçlı ünitelerimizde takip ediyoruz çocukları. Motor gelişimlerini destekliyoruz, duyusal gelişimlerini destekliyoruz. Doğru çevresel uyaranlarla, doğru dokunsal uyaranlarla, duyusal uyaranlarla destekliyoruz. Aile eğitimini de yapıyoruz aynı anda. Çünkü 7/24 aile yanında oluyor çocuğun ve sadece bizle kalmasınlar, evde de ya da kreşte de aynı şekilde belki hani devam ettirsinler bu doğru çevresel uyaranları vermeye veya beslenme sırasında dikkat etmeleri gerekenler, uyku esnasında dikkat etmeleri gerekenler gibi veya işte onları destekleyecek ne gibi aktiviteler yapmaları gerekir, egzersiz anlamında, oyun anlamında neler yapmaları gerekir, bunları onlara anlatıyoruz, onları eğitimin bir parçası haline getiriyoruz. Çünkü en iyi çocuklarını en iyi tanıyan ve bize göre en iyi fizyoterapist aileler. Evet. Tabii ki tanı konduktan sonra daha özel yaklaşmak gerekebiliyor. Çok farklı bir grup dediğime tekrar geri dönmek istiyorum. İyi bir değerlendirme yapıyoruz. Fizyoterapi açısından iyi bir değerlendirme yapıyoruz ve hedef çiziyoruz. Yani en önemli ihtiyaç ne? Ne yapmamız gerekiyor? Kısa süreli ve uzun süreli hedefler belirliyoruz. Ve buna özel olarak hem çocuğa özel hem çocuğun yaşadığı çevreye özel, ihtiyaçlarına özel olarak tedavi programları belirliyoruz. Evet. Ünitelerimizde de çok güzel çalışmalar var. 3
hoca olarak, aktif olarak çalışıyoruz. Evet. Özel eğitim okulundan dediğiniz gibi katılan çocuklarımız var. Tabii sadece cerebral palsi değil. Evet. Diğer gruplardan da özel gereksinimli çocuklar da var. Dahil ettiğimiz, ünitelerde tedaviye aldığımız ve uzun süreli maalesef hani gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Fiziksel büyümeyle birlikte değişikliğe uğrayabiliyor, şikayetler artabiliyor. Bu nedenle uzun süreli takip gerektiriyor bu çocuklar. Tabii çocukların ihtiyaçları doğrultusunda dönem dönem onlara belki de danışmanlık yapıyoruz aslında, değil mi? Yani işte kas kısalığı oluşabiliyor, spastisitesine bağlı ya da kas tonusunun o artışına bağlı ortopedik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor çocuklar. İşte bir sürü işlemlerin gerçekleşmesine de aslında biz bir köprü vazifesi görebiliyoruz. Aileler ilk öğrendiklerinde tabii çok dünya başlarına yıkılıyor sanki işte hiçbir şey yapamayacağız çocuğumuza diye, ama hiç her şeyin bir çaresi var diyebiliyoruz, değil mi? Yani o çok çok önemli bir konu. Tabii önemli olan bir diğer konu, tekrar Zehra Hocam'a dönüyorum. Fiziksel aktivite çok önemli diyoruz, değil mi? Neden bu kadar önemli fiziksel aktivite hocam? Fiziksel aktivite çünkü şöyle bir şey, yani bebeklikten itibaren biz dokunabiliyoruz ve ortaya bir sonuç çıkarabiliyoruz. Ben birazcık SIPI'deki uygulamalarımızdan bahsedeyim fiziksel aktivite anlamında, en azından aktarabileceğim kadar. Şimdi bebeklikten itibaren aslında hocam da değindi bu prevalans değerine, bir şekilde SIPI'de prevalans düşmüyor. Yani gelişen teknoloji olsun bir şekilde düşürülemedi. Bunun en büyük sebebi aslında birazcık da teknoloji geliştikçe prematüre diye bir kavram oluştu. Yani çok küçük doğan bebeklerimiz artık hayatta kalıyor. Ama kalırken de önemli bir oranı hasarla kalıyor maalesef. Tabii ki aileye böyle bir seçim şansı sunulamıyor. Yani bebeğinizi hayatta tutalım mı diye. Dolayısıyla biz çok fazla prematüre bebekle çalışmaya başladık son yıllarda. Ben de bu anlamda fiziksel aktivite diye bebeklerde baktığımız zaman bebek masajının çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet. Cerebral palsi'de yaptığımız bir derlemede yine masajın etkinliğiyle ilgili kanıt düzeyini yüksek bulduk biz. Yani oldukça değerli olduğunu görüyoruz. Zaten hiçbir sorunu olmayan bebeklerde de masajın motor gelişimi önemli miktarda etkilediğini göz önünde bulundurursak bu bebeklerimizde neden olmasındı. Dolayısıyla biz öncelikle bebeklerimize masajla başlıyoruz fiziksel aktiviteye. Öncelikle cerebral palside. Daha sonra da egzersiz önemli bir bacağını oluşturuyor. Yani birçok egzersiz uygulamasından hocamız bahsetti. Fizyoterapist olarak egzersiz de yaptırıyoruz ama bir taraftan ben fiziksel aktivite olarak bakacak olursam spora yönlendirmede de önemli roller düşüyor bize, dediğiniz gibi danışmanlık olarak. Evet. Burada aslında çocuğun durumuna göre yönlendirme yapmak çok önemli. Yaşına, ilgisine, yapabileceği yani motor becerilerine göre doğru sporu seçmek çok önemli. Evet. Epileptik nöbeti varsa çocuğumuzun özellikle temas sporlarından kaçınmasını söylüyoruz. Su ve hava sporları gibi basıncın değiştiği yine spor dallarından uzak tutuyoruz. Yani onları önermiyoruz. Ve ergenlik döneminde de yine ömür boyu yapabileceği, dahil olabileceği, kendini iyi hissettiği, artık boyunun maksimuma ulaştığı, yani değişiklik olmayacağı bir dönemde de yine ambulasyon diyoruz biz aslında, durumuna göre. Yani işte tekerlekli sandalyede mi, hangi uzvunu kullanabiliyorsa ya da tüm vücutsa ama aynı zamanda spastik seviyesini de, yani sertlik seviyesini de göz önünde bulundurarak uygun bir spor dalına yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani fiziksel aktivite olarak egzersiz ve spor, bir de çok daha böyle yatağa bağımlı olan, daha hareket becerisi kısıtlı olan çocuklarımızı da, bireylerimizi de günlük yaşam aktivitelerini daha fazla
zorluyoruz. Yani gün içerisinde ne kadar çok sen de ev içerisinde aktif olabilirsen. Aileye evet. diyoruz ki sen yapma, o da işte tabağını kaldırsın, önünü o silsin, temizlesin gibi. Hı-hı. Böyle gün yaşam aktivitelerini yedirerek birazcık fiziksel aktivite seviyelerini Hı-hı. her bireyin ne kadar çok artırabilirsek evet. Onu yapıyoruz ve amaçlıyoruz aslında. Evet. Peki hocam, bebek masajından bahsettiniz ama bunu ben biliyorum ki yani özel bir eğitimden geçilmesi lazım değil mi? Her fizyoterapist bebek Hı-hı. masajı yapabiliyor mu? Yapar şöyle, aslında yani yapıyor. Bu sizin söylediğiniz anlamda yapar şöyle, mı? Fizyoterapist zaten masajın evet, uzmanı. Evet, o evet. yüzden ben bazen çok şaşırıyorum işte mezunlarımız çıkıp masaj eğitimlerine gidiyorlar. Biz yani bu yetkiyi alıyoruz zaten. Hı-hı. Ama bebek masajı gerçekten de en azından benim aileye verdiğim bahsediyorum. Yani aileye Hı-hı. eğitim olan bebek masajın konusunda benim öyle bir eğitimden geçtiğim için bunu söyleyebilirim. Aileyi eğitmek anlamında evet özel bir eğitime ihtiyaç var. Çünkü bebeklerle baş başayken bu eğitimi veriyoruz. Biz hiç dokunmuyoruz bebeğe. Anne ve babaya öğretilen bebek masajından bahsediyorum. Dolayısıyla cerebral palsy'de de ben devamlı yaptırdığım Hı-hı. için biliyorum. Riskli bebekte de bu eğitimi ailelere verip gerçekten güzel sonuçlar alabiliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet Handan Hocam, fizyoterapi bu kadar önemli. Neden bu kadar önemli? Ben de size bu soruyu sormak istiyorum. Yaşamını katabilmek adına yani hocam. Önemli olduğunu ben de bir fizyoterapist olarak biliyorum ama yani sevgili izleyicilerimizin de. Fizyoterapistin elleri değdiğinde topluma kazandırabiliyoruz evet, hastalarımızı. Evet. Bu nedenle son derece önemli diyorum. Evet. Çünkü bağımsız yaşam her şeye değecek bir şey. Evet. Evet. Yani en kısa şekilde böyle diyebilirim. Yeni projeleriniz var mı hocam? Var hocam. Şimdi biz evet. özellikle Gazi Magası Öz Eğitim Merkez Müdürü'yle geçen hafta bir görüşmemiz oldu. Zaten her an birlikte işbirliği yapıyoruz ama daha fazla çocuğumuzu fizyoterapiden geçirebilmek Hı-hı. adına yarın Zehra Hoca ve Ünal Hoca ile birlikte çocuklarımıza gideceğiz. Hı-hı. 99 çocuk var. O çocukların hangisinin daha fazla evet. ihtiyacı var? Öncelikle bunu alacağız. Ve biz bu hizmeti yaparken hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Evet. Tamamen topluma hizmet anlamında. Tabii ki en büyük buradaki sıkıntımız aileleri her zaman yanımıza getiremiyoruz. Evet. Aile olmadan fizyoterapi olmaz. Evet. Çünkü beynin dediğim gibi yeniden yapılandırılabilmesi evet. açısından 24 saat çalıştırılması lazım. Yatarken verdiğimiz pozisyondan tutun da okuldaki ders çalışırken ya da yaptığı herhangi bir aktivite sırasındaki doğru pozisyonu hissettirmek, Hı-hı. hissettirmek, normali algılatmak son derece önemli. Bunun için ailelerimize bize destek verirlerse çok iyi işler yapacağımıza evet. inanıyorum. Tabii bu dünyada ve Türkiye'deki örneklerine baktığımızda aslında fizyoterapi yönüyle özel eğitim merkezlerinin mutlaka bir fizyoterapi ünitesiyle işbirliği içerisinde olması gerekiyor ve toplumsal olarak da Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Değil mi hocam? Yani bu sigorta güvencesi altında sosyal güvenlik kurumunun da onayıyla tedavilerini alıyor bu çocuklar. Hı-hı. Türkiye'de ve dünyada öyle ama ülkemizde maalesef bu yönden bir yapılanma yok. Belki burada biz biraz hani devletimize bu konuda desteğe ihtiyacımız evet. olduğunu tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Evet. Bu işleyişin sağlanması çok çok önemli bu çocuklarda. Kesinlikle politika üreticileri. Çünkü evet yani burada en büyük sıkıntı ben onu görüyorum. Mesela Mausa'da da aynı şeyi yaşadım. Çıktığım zaman baktığımda böyle sorunlu olan çocukların ailelerine tamamen kendi maddi imkanlarını ortaya koyarak bazı şeylerin tedavilerini
eğitimi almak durumunda kalıyorlar. Yani biz evet fakülte olarak elimizden geldiğince destek olabiliyoruz ama bunların bir sosyal güvenlik ağı olmadığı için gerçekten o konuda çok sıkıntı yaşıyor bu çocuklarımız ve ailelerimiz özellikle bir müdahale gerektiğinde mesela bir botoks uygulaması gerekebilir, cerrahi bir işlem gerekebilir. Bunun için ya Türkiye'ye gitmesi gerekiyor. Tabii bu da maliyet demek. Burada da birazcık dediğiniz gibi politika yapıcıların devreye girip bu ailelere elimizden gelen desteği sağlamamız gerekiyor. Ünal Hocam Farkındalık Günü adına bazı etkinlikler yapıldı. Bir tanesi işte az önce Zehra Hocam'ın da izah ettiği 6 Ekim günü yaptığımız Fiziksel Aktivite Derneğimizle birlikte yaptığımız ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin de içerisinde olduğu. Bir diğeri ise sizin biraz daha açıklamanız mümkünse eğer bize. Evet, evet hocam teşekkür ederim. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nın düzenlemiş olduğu, ortopedistlerin bulunduğu ve fizyoterapistlerin, hemşire arkadaşların, serebral palsi ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin bulunduğu bir panel gerçekleştirdik. Ancak hani ortopedik problemlere değinerek, ortopedik problemlere yönelik güzel bir etkinlik oldu. Konuştukça birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu gördük. Yani fizyoterapi olmadan cerrahi operasyonun başarısı olmuyor. Botulinum toksin dediği botoks uygulamalarından sonra fizyoterapinin ne kadar önemli olduğunu yine bu arkadaşlar, ortopedist arkadaşlar, hekim arkadaşlar yine dile getirdiler. Ve bizler de bu süreç içerisinde onlarla sürekli olarak iletişim halinde olmamız gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Güzel katılım oldu. Evet, farkındalık anlamında bence önemli bir etkinlikti. Güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ve hemen akabinde telefonlar yağdı. Zaten hani telefon numaraları, kayıtlar alınmıştı. Vaka sunumları olmuştu ve hemen akabinde özellikle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geri dönüşler de aldık. Protez, ortez atölyemize evet, ulaşanlar hocam, orada, oldu. Özellikle orayı da tekrar açmak istedim. Yani bizim bir de protez ortez merkezinde uygulamalarımız var. Ve özellikle bu çocuklarımıza yapabileceğimiz çok önemli katkılarımız olabiliyor. Evet. Protez ortez merkezimize de başvurabileceklerini buradan izleyicilerimize de aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece sağlıklı yaşam merkezi yanında protez ortez ihtiyaçlarının da burada rahatlıkla giderilebileceğini vurgulamak isterim. Kuzey Kıbrıs'ta biliyor zaten hani bu konuda çok az ihtiyaç karşılanabiliyor. Bir nokta burası Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi adı altında. Bir de Lefkoşa'da bir merkez var ve ciddi bir anlamda yani toplumun çok ihtiyacı var. Özellikle serebral palsili çocuklarda kullanılan, yürümeye yardımcı olan veya işte eklem hareketini arttıran ortez yaklaşımlarının desteklenmesi gerekiyor. Ortezin reçetelendirilmesi, ortezin özel ölçüyle alınıp uygulanması merkezimizde yürütülebiliyor. O konuda da yine konuştuk ve yine cerrahi yaklaşımlardan sonra yine ortez yaklaşımına başvurulması gerektiği veya botoks uygulamasından sonra ve bunun da sürekli kontrollerle değiştirilmesi gerektiği, çocuk büyüdükçe uyarlanması gerektiği bunlarla ilgili konuştuk. Ailelerin yaşadığı sorunları dile getirdiler, getirdik hep birlikte ve güzel bir etkinlik oldu. Evet, ellerinize sağlık diyorum. Tabii bu kadar güzel sohbet olunca sürenin de bitmek üzere olduğu sinyalini aldım şu anda. Kapatmadan önce programımızı değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum ama hocam sizden başlayarak özellikle dikkat çekmek istediğiniz bir husus var mı? Aslında vurguladık ama hocam bu riskli bebekleri iyi takip etmemiz, ailelere bu konuda gebelik döneminde eğitimler vermemiz ve onları mutlaka gün boyunca aileyi çocuğun her anıyla ilgilenecek şekilde motive etmemiz
gerekir. Tabii ki bu şu anlamı taşımamalı. Ailenin tek işi bu mu? Evet. Değil mi? Elbette bu değil ama mutlaka bir bakıcısı var ailenin. Gerek ücretli bakıcı, gerek ebeveynin ebeveynleri vesaire. Evet. Dolayısıyla bir şekilde onları yönlendirirsek hiçbiri zor değil. Biz diyoruz ki toplumumuza kattığımız her çocuk bizim için altın değerinde. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel söylediniz. Zehra Hocam, sizin de eminim çok daha güzel projeleriniz var. Fiziksel aktivite konusunu da aslında bir programımızda da sadece fiziksel aktivite konusunu konuşmamız gerekiyor. Sadece serebral palside değil. Aşırı kilolu çocuklarımızda ve bugünün biliyorsunuz en büyük sıkıntısı fiziksel inaktivite. Hareket etmeyen bir çocuk ve gençlik nesli var önümüzde. Bu konuyu da belki bir programımızda ele alırız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, bu güzel sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz için. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir programla karşınıza gelinceye kadar sağlıkla kalın, iyi güzel günlerde kalın.